İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yeni şehir ve kültür programında sizlerle beraberiz. Kanal E stüdyolarında müteaddit defalar karşınıza çıktığımız şehir ve kültür programları fevkalade güzel, fevkalade hayırlı bir takım oluşumların ortaya çıkmasına vesile oldu. Harput Vakfı bu stüdyolarda konuşularak kuruldu. Elazığ Zirvesi çalışmalarının ilk defa tartışıldığı mekan burasıydı. O yüzden Kanal E'ye hasreten teşekkür ediyoruz. Elazığ'a Harput'tan şöyle bir baktığımız zaman gittikçe büyüyen ve büyüdüğü ölçüde coğrafyasına taşan bir şehir görüyoruz. Acaba sizlerden ayrı kaldığımız aylar itibariyle Elazığ'da müspet neler oldu? İsterseniz önce onları şöyle bir ana başlıklarıyla tekrarlayalım. Bir kere Elazığ Valiliği'nin çok gayretli çalışmalarıyla Elazığ bir kültür şehri olarak anılmaya başlandı. Elazığ'ın başlattığı Elazığ Okuyor kampanyası Cumhurbaşkanlığının himayesi ile Türkiye Okuyor haline döndü. Elazığ'dan yayılan ve bütün bir Türk İslam coğrafyasını içine alan Hazar Şiir Akşamları Cengiz Aytmatov finali ile bütün bir dünyaya mal oldu. Bunun dışında Elazığ'da 1800'lü yılların sonunda 1900-1900 yılların bir öncesinde inşa edilmiş Elazığ Vali Konağı aslına uygun restore edilerek TOKİ'nin gayretleriyle ortaya çıktı ve Elazığ Valiliği olarak yakında hizmet vermeye başlayacak. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmaları gerçekten göz dolduruyor. Bunun yanında Elazığ Belediye Başkanı Sayın Selmanoğlu milli ve dini günlere özellikle yardım noktasında hassasiyet gösteriyor. Güney Çevre Yolu bir noktada en azından harita üzerinde ortaya çıktı ve şehrin getirileri arasında rahatlıkla sayılabilir. Sağlık Bakanlığı'nın pek çok şehrin içerisinden seçerek Elazığ'a uyguladığı Sağlık Kenti Projesi Doğu Kent'de büyük bir arazinin Elazığ defterdarlığının çok büyük bir özverisi ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün gayretiyle ortaya çıktı. Elazığ'ın bütün hastaneleri ne olacak? Doğu Kent'te inşa edilecek sağlık kentine taşınacak. Bu arada boşalacak Devlet Hastanesi, Harput Hastanesi, Cüzzam Hastanesi, Sarı Hatun Hastanesi gibi hastanelere de muhtemel ki Elazığ'da yeni açılacak Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, İşletme Fakültesi, Diş Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi gibi fakülteler taşınacak. Bütün bunlar Elazığ için gerçekten fevkalade güzel hadiseler. Elazığ'da Elazığ Zirvesi çalışmaları çok güzel neticeler vermeye devam ediyor. Elazığ Zirvesi ile birlikte senkron olarak ortaya çıkan Avrupa Elazığlılar Derneği Elazığ Zirvesi çalışmalarıyla bütünleşerek Elazığ'da ilk meyvesini verdi. Elazığ'da bir salça fabrikasının temeli atıldı. Ağır iş makineleri ve kamyon fabrikası için Avrupa Elazığlılar Derneği'nin heyetleri gelmeye devam ediyor. Bu konuda valiliğin verdiği imkanlar da gerçekten göz dolduracak bir hadise haline geldi ve bunun müjdesi de inşallah yakında verilecek. Bunun yanında sevgili izleyiciler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başında çok gayretli bir hocamız var. Profesör Doktor Hayrettin Yekeler. Yılın en başarılı devlet hastanesi ünvanına sahip bu arkadaşımız Elazığ'ı mükemmel bir eğitim ve araştırma hastanesi haline getirdi. Bunlar son bir yıl içerisinde gözümüze çarpan çok müspet hadiseler. Yalnız bunun yanında Elazığ çok daha güzel şeylere layık mı? Bizce layık. Önce bunların eksikliklerinden de bahsedelim. Mesela Güney Çevre Yolu'nun ortaya çıkmasıyla harita üzerinde seviniyoruz. Ama Elazığ'ın bir Kuzey Çevre Yolu'na da ihtiyacı var. Elazığ Kuzey Çevre Yolu'nu yaparsa kuzeydeki hastanelerin çevirdiği set aşılmış olur ve Elazığ belki Perti'ye kadar uzayacak bir imar alanına kavuşabilir. Yalnız burada bizim kulağımıza sıkça gelen bir hadise var. Elazığ Belediyesi İmar Komisyonu'nda alınan her karar mutlaka internette yayınlanmalıdır ki herhangi bir arsa rantı söz konusu olmasın. Bunun dışında geçenlerde Erzurum'a gittik. Erzurum 1986 yıllarında Elazığ'a nazaran bir köy gibiydi. Ama şimdi inanılmaz alt geçitlerle üst geçitlerle bir dünya şehri olmuş. Elazığ bugüne kadar bir alt geçitle tanışmadı. Tıkanan trafiğin ne halde olduğunu Elazığlılar biliyor. O zaman Elazığ'ın mutlaka ve mutlaka alt geçit noktasında bir gayret göstermesi lazım. Bunun dışında bir başka hadise var. Türkiye'de işsizlik birinci sırada problem. Ama
Türkiye'deki işsizliğin en fazla hissedildiği il de Elazığ. Elazığ bunu hak etmiyor. Elazığ'da un var, şeker var, yağ var fakat helva yapan yok. Şimdi çağrı merkezleri diye bir hadise var. Finansbank, Türksel, Sağlık Bakanlığı çağrı merkezlerini Erzurum'da kurmuş ve 3000 kişiyi istihdam etmiş. Elazığ'da kurulacak çağrı merkezlerinde bir masa, bir bilgisayarda 3 var diye çalışan 3 kişi rahatlıkla istihdam edilebilir. Milletvekillerimiz, Sanayi Ticaret Odası başkanlarımız mutlaka bu konu üzerinde eğilmeli ve Elazığ'daki işsizliğe çare olması noktasında bu konu için bir takım gayretler sarf etmelidir. Harput'ta yıkılmaya yüz tutmuş. Zamana direnen pek çok yapımız var. Bu yapıların bir tek çaresi var. Elazığ Belediye Başkanlığı tarafından istimlak edilmesi ve bölge vakıflar bölge müdürlüğüne devredilmesi veya gönüllü kişi ve kurumlara devredilerek restorasyonunun sağlanması. Bu konuda da belediyeye had safhada görevler düşüyor. Şimdi sevgili izleyiciler, bu içinde yaşadığımız Elazığ'ın, içinde yaşadığımız Harput'un görünen manzarası. Ama bir de Harput'un tarihten gelen, kokusunu duyduğumuz, hissettiğimiz, ciğerlerimize çektiğimiz bir havası var. Bu hava sadece bir coğrafi, fiziki bir hava değil. Bir kültür, bir yaşanan destan. Bunu bize en güzel kim anlatır? Yazar ve şair Ziya Çarsancaklı. İstanbul'dan ayağının tozuyla geldiği Elazığ'da bize o öncelikle anlatır. Sonra da eli kalem tutan bir başka yazarımız Zekeriya Bican ona yardımcı olur. Harput'un havasını, Harput'un tarih kokan hissiyatını bize nakleder. Sayın Ziya Çarsancaklı, öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Ziya Çarsancaklı Bey, siz yazar ve şairsiniz. Neşredilen eserleriniz var. Bütün bu eserler bence bir şeye hizmet ediyor. Bir milletin dili, dini ve tarihi kaybolursa o millet yoklar safhasına katılır ve yok olur. Siz bunu hissettiğiniz için bu milletin diline, bu milletin dinine ve bu milletin tarihine hizmet ediyorsunuz. Eserlerinizde anlattığınız Harput'u çocuk gönlünüzde nasıl gördünüz, nasıl yaşadınız? Anlatır mısınız? Evet, teşekkür ederim. İzin verirseniz şöyle başlayalım. Evet efendim. İstanbul'a nakibiz 45 senedir. Her sene gelirim. Her gelişimde Harput'un ve güzel Elazığ'ımızın neşesini bambaşka görürüm. Bunda emeği geçen Sayın Valimiz Muammer Muşman Beyefendi, Belediye Reisimiz Süleyman Bey Efendim, Fırat Üniversitesi'nde İlim İrfan'ın zirvesi olan Fevzi Bingöl Beyefendi'ye, bu programı tertipleyen zat halinize, bu imkanı veren kanalaya teşekkür ederek size başlayacağım. Çünkü Elazığ'ın neşesi bambaşka. Harput tarihi bir şehir. Harput dendiği zaman, akla sadece bir yerleşim bölgesi gelmemeli. Harput, son ismi taşıyan bu Harput, 34. isimdir. Evet. İşuva ile başlamış, 34. isim Harput olmuştur. Buraya kadar binlerce şehitler verilmiş. Bir idare diğerine altın tabakta kendi idaresini teslim etmemiş. Bugün Harput'ta yetişen kirazın, üzümün, armudun emin olun ki suyu, rengi şehit kanından geliyor. Evet. O topraktan geliyor. Bunu kabul edelim. İşte onlar mana aleminde, madde aleminde ülkeye hizmet vermiş. Unutulmayacak aranızda ruhen yaşayan babalardır. Bunları evet. Kabul etmemiz lazım. Bir milletin dini dediğimiz zaman dinsiz millet yaşamaz. Evet. Bunu Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'le ispat etti. Akşemseddin'in müjdesiyle Fatih bu memleketi Peygamberimizin müjdelediği o Fatih İstanbul'u fethetti. Bunun gibi misallar saymakla bitmez. Maneviyat dindir. Din maneviyattır. Bunu bilmemiz lazım. Bu maneviyat dediğimiz zaman sadece madde değil. Bizim gelmiş paşalarımız. Bugün Atatürk'ün bir eseri var. Evet. Bu eseri
Ben buradan herkese tavsiye ederim. Çünkü bizim mahalli bir çuval misali var. Elazığ harar değil büzesin, çuval değil dikesin. Hayır. Evet. Efendim, Atatürk bu memlekete dini yönden de hizmet etti. O eseri okuyanlar Atatürk'ün dini yönünü arasınlar, bulsunlar. Ben buradan bu kadar söylüyorum. Arasınlar, bulsunlar, okusunlar. Efendim, gerçek din adamları. O paşalar Çanakkale savaşları dahil her yerde Allah'a sığınıp, Muhammed'e sığınıp, şefaatini bekleyip Allah diyerek, bugün hücumlarda bile süngü tak hücum dediği zaman Allah 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 diyoruz. İşte o paşalar. Şimdi izin verirseniz paşanın birinden bir şiir okuyacağım. Evet. Efendim, bu paşa ile ilgili hatıranızı anlattınız. Paşa Elazığlı. Elazığlı, Kesirikli. Evet. Doktor Müslim Gür. Müslim evet. Gür Paşa. Haydar Paşa Askeri Hastanesi başhekimiydi. Evet. Efendim, bir gün zil çaldı, kapıyı evet. açtı, içeri girdi. Cemşit, ondan kardeşim, rahmetli Cemşit çok iyilik görmüştü. Ben Müslim Gür dediği zaman hemen karşı, buyurun paşam buyurun dedim, aldım içeri. Babamı sordu, az sonra gelir dedim. Evvela maneviyattan başladı. Evet. Aynen ifadesi şu. Bir gece dedi rüyamda Hacı Tevfik Efendi ile Hazreti Mevlana teşrif ettiler. Hacı Tevfik Efendi Elazığ'da ikamet eden bir din alimi. Hacı Tevfik Efendi. Evet. Bunu mahallen herkes bilir, tanır. O büyük evet. muhterem nurani zatı. Herkes bilir. Allah galibendi rahmet eylesin. Bir de Hazreti Mevlana. İkisi beraber geldiler dedi. Evet. Biri sağ koluma, Mevlana sağ koluma, Hacı Tevfik Efendi sol koluma girdi. Sabaha kadar beni terkan içinde bıraktılar. Allah deyip döndük. Bunu söyleyin, anlatan paşa. Evet. Onun için şimdi izin verin, ben bunun şiirini okuyayım. Evet, Sayın Hocam. Şiirin başlığı Mevlevi. Diyor ki, bu rüyadan uyanır uyanmaz terkan içinde ve o haleti rüyede hemen diyor, etecerin üzerinden kalemi kağıdı aldım. Efendim, bu şiiri yazdım. Bana bunlar yazdırdı diyor. Evet. Bunlar yazdırdı. Şiir şu. Mevlevi. Hazreti Mevlana'nın aziz ruhlarına ithaf. Görerek alemi tesbih ile girmiş vecde. Duyarak name-i lahutu ezelden neyde. Uyarak gönlünün ahengine eyler hande. Coşarak aşk ile ruhu duramaz ol tende. Mevlevi pey korur Allah diyerek her yerde. Evet. Şu fesat aleminin cilvelerinden beriyiz. Unutulsak ne çıkar? Çünkü erenler eriyiz. Bırakılmaz yolumuz halkayı aşkı seriyiz. Taşarız hu diyerek bahri ezel kevseriyiz. Mevlevi pey korur Allah diyerek her yerde. Döneriz şems-i cihanın alevinde yanarak. Döneriz pirimizi şevk-i terapla anarak. Döneriz gökyüzünü kıble-i irfan sanarak. Döneriz aşk-ı ilahi ile ancak kanarak. Mevlevi pek olur Allah diyerek her yerde. Dönelim kalbimizi sağlayarak, gel dönelim. Dönelim yere gönül bağlayarak, gel dönelim. Dönelim hasret ile ağlayarak, gel dönelim. Dönelim arşa kadar çağlayarak, gel dönelim. Mevlevi pek olur Allah diyerek her yerde. İşte bu rahmetli Müslim Gür Paşa'mızın ve diğer paşaların aynı maneviyat telakkisi içerisinde bu evet. memlekette Çanakkale'de 90 bin şehit verdiğimiz zaman Allah diyerek biz bugün bir programda bunu burada arz edeceğim. Agah Oktay Güner Beyefendi dedi ki, birer tane de olsa dedi bu milletten askere gitmemek için rapor alanlar çıkıyor. Şaşarım dedi. Acaba biz nerede yanlışlık yaptık? İşte maneviyat beyefendi bütün yanlışlıkları önler.
Maneviyat budur. Biz kökü mazide olan atıyız. Dinimizi, dilimizi, tarihimizi bileceğiz. Tarihini bilmeyen millet istikbalde sönmeye, balon gibi patlamaya mahkumdur. Evet. Sayın Çalışan Çaklı, şimdi bir askerin, bir tabip paşanın yazdıklarını çok güzel anlattınız, okudunuz. Şimdi askerlik ve din, askerlik ve maneviyat ayrılmaz bir bütün. Şimdi hepsine Allah rahmet etsin, kalanlarına sabır versin. Hakkari Aktütün mevkiinde 15 tane vatan evladı, 16 tane vatan evladı vuruldu ve şehit oldu. Aktütün'ün şehadet bayrağını ilk defa kaldıran Hacı Turgut Ozan'ın rahmetli oğlu Nadir Ozan'dır. Evet efendim. Aktütün mevkiini kahramanlar gibi 4 saat savunmuş ve ondan sonra bir cennet bahçesine girer gibi şehit olmuştur. Maneviyat olmayan, Allah ve Resulüne inanmayan bir insanın şehadetini, şehadete koşmasını biz tahayyül edemiyoruz. Vurulmak bu konuda başka, neler söylersiniz? Vurulmak başka, şehadet başkadır. Evet. Şehadet, Allah inancı, vatan inancı, toprak inancı, cennet inancı, peygamber inancı ile bütünleşmiş bir baba yürektir. Evet. Yürek, yürek. Yürek ister. Biz bugün bayrağımıza verdiğimiz o şehitlerimizin kanıdır. O renk şehitlerimizin kanıdır. Ben zaten buraya gelecektim. Zaten evet. Biz emir buyurdunuz. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Efendim. Elazığ çok şehit vermiştir. Onlardan biri de işte kahramanca çarpışıp kalbinden kurşun yiyen ve o vaziyette gene birkaç saat devam ettiren, atışa, mücadeleye devam ettiren Nadir Ozan'dır. Bugün memlekette, bugün beraberdik. Evet. Efendim, Harput'ta sirin yerken gene 15 şehidin acısını hissettik, dile getirdik. Avukat Doğan Özdal, Turgut Ozan, ben hep beraberdik ve oranın sahibi Cahit Bey de geldi oturdu. Bunlardan bahsettik. Yüreğimiz kan ağlıyor. Milletin başı sağ olsun deriz. Evet. Ateş düşen yeri yakar ama 70 milyona ateş düştü. Bunu kabul edelim. Ha şimdi o zaman Turgut Bey'e yazıp gönderdiğim şiiri izin verirseniz evet, yayın. Tabii memnuniyetle. Ha. Sarsancaklı. Şehit Nadir'in sesi. Anamın ak sütüyle babamın helal aşı. Fıtrı, aşkı, cihadın gayemin temel taşı. Doğarken bunu, bu aşkı hazmederek doğmuş. Her Türk böyledir, böyle olması lazımdır. Anamın ak sütüyle babamın helal aşı. Fıtrı, aşkı, cihadın gayemin temel taşı. Bayrak tabutu olsun Nadir'in aziz naşı. Bayrak tabutu olun, bayrak bayrak. Ha, lebbeyk deyüben çitap eylemekse emri hak. Efendim deyip peygambere koşuyor, Allah'ına koşuyor. Ha, şafak yıldızı çaktı, bahtıma şafak baktı. Şafak baktı oluyor bu. Şafak yıldızı çaktı, bahtıma şafak baktı. Şule-i şefaat-i Resul kalbime aktı. Evet. Onu hissediyor. Resulullah'ın şefaati aynı kurşunla kalbine doluyor. Şefaat. Zahmi yeşil bir nurdu. Dış rengiyle bayraktı. O zah bir nur ve bayrak rengiyle geldi. Bayraktı. Lebbeyk deyüben şitap eylemek zendir hak. Evet. La ilahe illallah zikriyle ağuşuna kimin? Hazreti Peygamber'in, evet. Melakütle uzandım, gitmişti pek hoşuna. La ilahe illallah deyip Peygamberimizin şefaat kucağına uzanmış, Peygamberimiz onu kucaklamış, çok hoşuna gitmiş. Evet. Pek hoşuna. Bu hazanda bülbüller feryat eder boşuna. Dünya bir hazandır efendi. Gül bahçesi solmuş gibi bir hazan ama buradaki şakılayan bülbüller, ona feryat edenler, boşuna feryat ediyor. Evet. Böyle bir yere gitti ki, Firdevs-i Ala ile Taltifim Cenab-ı Hak şeklinde bir şey yazdım. Dördüncüsünü okumaya gerek yok. Evet. Cenab-ı Allah onların şefaatine de bizlerin nail eylesin. Maneviyatta bu gerçektir.
Resulullah'ın ümmete şefaat ettiği gibi bir şehidin de 10 kişiye şefaati Cenab-ı Hakk'ın emri ve Resulullah'ın ikramıdır. Evet. Sayın Çalsancaklı, gerçekten şehadeti çok güzel ifade ettiniz. Şehitler için söylenecek en güzel söz, şimdi biz onlarla mana aleminde konuşsak, alemi melekutta onunla bir telefon muhaberatı yapsak, çağırsak buraya gelmezler. Ancak bir şekilde, gelirler. O bir şekilde, evet, gelirler, noktayı oraya koyalım. Evet. Keşke gitsem de tekrar şehit, tekrar şehit olsam diye. Evet. Şehitlik mertebesi efendi dilek olay. Bizler bilmiyoruz. Yani Hazreti Ali bile radıyallahu anh, keremullahu beşer, Hazreti Ali peygamberimize sitemde bulunuyor. Ya Allah'ın Resulü, bu kadar kazaya gittik. Bir gün olsun, bu bana nasip olmadı. Ben ne zaman şehit olacağım? Evet. Hele dikkat buyurun. Evet. Bir de Sayın Çalsancaklı, o nur nesli, Hazreti Peygamber'in nesli pek çok şehit vermiş. Seyyid-i Şüheda dediğimiz pek çok mübarek zat da, Hazreti Hasan radıyallahu anh, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh da şehit olmuş. Bu işarettir ki şehit ve şehitlerin yakınlarına Cenab-ı Allah ve Hazreti Peygamber diyor ki, sizin makamınız fevkalede güzel bir makamdır. Bak biz de bu hale düştük. Sakın sitem etmeyiniz ve ağzınızdan bir sitem kelimesi çıkmasın. Sayın Çalsancaklı, izin verirseniz şimdi Zekeriya Bican'a dönelim. Evet. Sayın Zekeriya Bican, siz çok yakın bir zamanda azap günlerinde Harput, Yemen ve Sarıkamış'ı yazdınız. Harput'un insanları 1900'lü yılların başında aç, susuz, fevç fevç Yemen'e, Sarıkamış'a gittiler ve orada şehit oldular. Ama giderken şehit olduklarını biliyorlardı ve buna rağmen hiçbir gönüllerinde yeis olmadan gidiyorlardı. Bu eseriniz gerçekten fevkalade güzel. Şimdi çok güzel akislerini de alıyoruz. Harput düşman işgali görmemiş ama şehitleri bir hayli çok bir belde. Bu konuda neler söylersiniz? Sayın Ozan, böyle güzel bir program yaptığınız için öncelikle teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun efendim. Sözlerime başlamadan önce her zamanki gibi güzel Elazığ'ın güzel insanlarını, bizleri bu saatte evlerine konuk eden herkesi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Tabii konu o kadar girift, açıklanması gereken o kadar önemli şeyler var ki sınırlı saatler içerisinde belki günlerce anlatsak gene bitmeyecek derin bir kültüre sahibiz. Anadolu coğrafyası dünyanın cennet bahçesi malumunuz. Osmanlı Devleti kurulduğundan yıkıldığı güne kadar bütün Avrupa Birliği devletlerinin, Amerika'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Rusya'nın benim olsa arzusuyla yandıkları bir toprak. Evet, coğrafya. Son 300 yıl içerisinde su uyur düşman uyumaz düsturunu biz unutmuşuz. O günkü Avrupa devletleri tam 300 yıl Osmanlı Devleti'nin Memaliki Ali Osman'ın topraklarını parçalamak ve onun üzerinde egemenlik kurmak arzusuyla sanayisini, ekonomisini, kültürünü onun üzerine kurdular. Ve derler ki biz 100 yıllık program yaptık son 100 yılda. Osmanlı'yı parçalamak, Memaliki Ali Osman'ın topraklarına konmak için. Fakat sevindiricidir, 48 yılda tahakkuk etti. Evet. Alman banka yetkililerinden bir zat 1899 yılında, adı Friedrich Naumann'dır, bir kehanet gibi anı sediliyor. Diyor ki, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan tam 25 yıl önce. Aslında kehanet değil tabii. Evet. Yaptıkları plan ve programın bir sonucudur gördüğü nokta. Çok yakın bir gelecekte Dünya Savaşı çıkacak diyor. Bu Dünya Savaşı'nı çıkartabilmek ve Osmanlı'yı bu savaşın içine çekebilmek bizim için zor olmasa da kolay değil diyor. Ama bir gün İstanbul'da halife çıkacak, son derece gür sesiyle
bütün İslam alemini bu savaşın içinde ol diye çağrı yapacak. İşte o gün bizim günümüz olacak diyor. Ve 1914'e gelindiğinde gerek Osmanlı'nın bütün toprakları içerisinde gerekse Harput'ta bunun yankıları duyuluyor. Daha henüz silahlar ateşlenmemiştir. 1878-79 meşhur 93 harbi dediğimiz harpte, evet, Osmanlı-Rus harbinde Osmanlı yenilgiyi tatmıştır. O güne kadar böyle bir acı yaşamamıştır Osmanlı. Balkanlarda gene zira toprak kaybıyla başlamıştır. Düşman gerçekten uyumamıştır biz uyurken. Biz lale devrini yaşarken onlar bu topraklar üzerine hükümlerini kurmaya and içmişler. Netice itibariyle Harputlu demin de buyurduğunuz gibi kendi toprakları içerisinde herhangi bir savaş görmemiş. Bir kurtuluş günü yoktur. Evet. Fakat düşman Harput'a kadar gelmesin diye son yüzyılın ilk çeyreğinde yaşı 18 ile 44 arasında 10.182 kişiyi göndermiş. Evet. Bu vatan toprakları için feda etmiş. Gidenler geri dönmemişler, şehit olmuşlar. Ve acı yüreğimize basılmış. Evet. 1905 ile 1915 arasında Anadolu coğrafyasında 1.250.000 insanımızı öldürmüşler. 7 ayrı devlet 7 ayrı yerden bu topraklara saldırmış. Fakat Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi senin iman dolu göksün gibi Serhaddin var demiş. O Serhat'e çarpılmış ve geri düşmüşlerdir. Evet. Bugün de dün olduğu gibi şöyle ifade edeyim. Bu güzel cennet vatanın dün de düşmanları vardı. Bugün de var, yarın da var olacak. Evet. Ama bizler uyanık olduğumuz zaman bu Anadolu coğrafyasını yaşayan bütün adına ne derseniz deyin hangi kimlikte olursa olsun öz kardeşler bir araya böyle tarak gibi, diş gibi, tarak dişleri gibi sarılıp bu vatan bizim, biz bunu sana vermeyiz diyecek. Hiç kimse heveslenmesin Sayın Ozan. 1915'te nüfusumuz 13.200 iken 7 ayrı devlete karşı göksünü sinesini siper etmiş bu ülke insanları bugün 70 milyonla bir karış toprak veremeyecektir. Evet. Gene şehit verilecek, gene asker ölecek, asker şehit fakat ordu gazi olacak. Olacaktır. Sayın Bican, ben bizzat Azerbaycan'da gördüm. Azerbaycan şehitliğinde mezar taşlarında Harput yazılı mezarlar vardı. Sizin eserlerinizde görüyoruz ki Çanakkale'de de Harput yazılı mezarlar var. Ve Yemen'de de belki zaman içerisinde gideceğiz. Ve orada da taşların üzerinde, mezar taşlarının üzerinde Harput yazılı ibareler göreceğiz. İzin verirseniz şimdi Harput'un bu dünya coğrafyasına yayılmış şehitlerini yetiştiren ruh nedir diye Ziya Bey'e soralım. Tabii. Sayın Çasancaklı, Harput'un bu dünya coğrafyasına yayılmış şehitleri hangi ruhla beslendi, hangi ruhla ortaya çıktı ve bir gül bahçesine girer gibi aç, susuz gitti, Bakü'de şehit düştü, Çanakkale'de şehit düştü, Yemen'de şehit düştü. Bu ruh hangi ruhtur ve şimdi bu ruhu yaşatmak için neler yapmalıyız? Şimdi efendim bu soru çok mühim. Benim adım Ziya. Çanakkale'de şehit düşen babam amcası oğlunun adını veriyor bana. Bu ruhu devam ettirmek için. Evet. Bu ruh, işte demince maneviyat dediğimiz zaman bu ruhu kapsar, başta gelen bu ruhtur. Cenab-ı Allah bu ruhu verdiği zaman bir mübarek hassa ile veriyor ki bütün mezayayı insaniye dediğimiz o kıymetler zinciri bu ruhun içindedir. Bu ruhu kaybedenler, milliyetini kaybeder, cibilliyetini kaybeder, devletini kaybeder. Mesela bir ufak misal vereyim. Devletle millet iç içedir.
Yavuz Selim sefere gidiyor otağındayken bir kadın koşa koşa geliyor. Ağlıyor feryadı figan. Bırakmak istemiyor, bırakın diyor gelsin. Geliyor. Nedir anacığım? Efendim diyor, evimi açtılar, evimi soymuşlar hırsızlar, ne varsa götürmüşler. Zaten ben fakir bir adam. Neredeydin sen? Ben öte odada yatıyordum efendim demiş. Gündüz yatılır mı? Gündüz, niye uyudun gündüz? Efendim devlet sizler demiş uyanıksınız diye ben yattım. Sizler uyanıksınız diye ben yattım. Şimdi bir devlet, bir millet, milletle devlet iç içe daima uyanık kalacak. Resulullah Efendimiz zamanından başlayın sallallahu teala aleyhi ve sellem. 10 bin kişilik kuvvetle 50 bin kişiyi. Çanakkale ruhuna gelin efendim, işte aynı ruhtur. Devam ediyor böyle. 10 bin kişiyle 50 bin kişilik orduyu dağıtıyor. Bu ruh budur. Efendim, ruhtaki ulviyet maneviyattan gelir, dinden gelir, dilden gelir. La ilahe illallah deyip canını, malını, her şeyini bu vatan uğruna feda eden, içimizi yakan bu 15 şehit gibi hiç esirgenmeden 70 milyon kendini bunun önüne atarsa bu millet, bu memleket, bu devlet ilelebet baki kalır. Biz bu ruhu yaşatmak mecburiyetindeyiz. Yaşatmak için demeyecek buyurduğunuz dinini, tarihini, devletini, milletini, efendim, dil, din, tarih. Bu üçü esastır. Zaten hepsi bunun içindedir. Hepsi bunun içindedir. Bizler, ne olmuş bize, ne var Allah aşkına? Ne var Allah aşkına? Şimdi ben bunu söylüyorum. Evladı ahfadımıza biz aynı ruhu aşılayabilmek için evvela maneviyattan başlamamız lazım. Adamcağız şimdi her şeyde bak önünüzde bilgisayar var. Evet. Ha önünüzde bilgisayar var. Fakat bu ilmin bir ikramı. İlmin bir ikramı. Ama adam diyor ki gezdim Yemen'i Şam'ı ilim eyledim talep. İlim ta geri demiş illa edeb illa edeb. Evet. Edep ahlaktır, maneviyattır, dindir, dildir. Bir millet dilini de kaybetmeyecek, dinini de kaybetmeyecek. Şairin dediği gibi kökü mazide olan atiyim. Eğer biz bu ruhla hareket edebilirsek top kar etmez. Bugün 1,5 milyonluk ufacık devlet denemez devletçikler bize kafa tutar hale gelmiş. Ama Allah'ın izniyle millet bu imanı, bu maneviyatı muhafaza ettikçe ve devletimize bizler sahip, devlet de zaten bizimle, evet. Devlet de bizden teşekkür eder. Kimdir devlet dediğin? Sizin oğlunuz, benim kardeşim, ötesinin evet. Yeğeni devlet budur. Maneviyatı ciddi, dürüst insanlar yetiştirimi sürece top kar etmez bize. Bunu söyleyeyim. Maneviyat dediğim budur. Evet. Maneviyat dindir. Maneviyat tarihtir. Maneviyat insanlıktır. Biz insanlığımızı muhafaza edeceğiz. Yoksa şimdi maneviyat dediğimiz zaman bunu da buradan açık açık Erbab-ı Sofya'na ilan ediyorum. Buradan ilan ediyorum. Evet. Resulullah Efendimiz'in bir hadisi. Hadis-i şerif şöyle. Onlar ki bir ömür boyu namaz kılmış, eğilip doğrulmadan başka bir şey yapmamışlar. Evet. Onlar ki bir ömür boyu oruç tutmuşlar, aç kalmadan başka bir şey yapmamışlar. Şimdi beyler, her şeyi Allah'la, peygamberle, ana sevgisi, baba sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, ciddi olarak biz bu ciddiyeti yaşar isek, Doktor Freud diyor ki, biz insanları ikiye ayırırız diyor. Kabil Habil'i öldürmüştür. İnsanların bir kısmı menfi yaratılışta olanlar kabilisttir. Ama müsbet yaratılışta vatan için, milletin için canını verenler habilisttir. Anne sevgisi, baba sevgisi. Biz bugün annemizi, babamızı öyle seveceğiz ki peygamberimizden sormuşlar. Ya Allah'ın Resulü, sizden sonra kimi seveceğiz? Anayı. Evet. Peki ondan sonra anayı. Ondan sonra anayı.
Üç defa anayı, evet. Sonra babayı. Ha, şimdi efendiler, devlet anamızdır. Bayrak anamızdır. Vatan anamızdır. Anladın mı? Ha, biz bu telakkiyle hareket ettiğimiz sürece benim beyim Allah'ın lütfiyle, inayetiyle top kar etmez bize. Top evet. kar etmez. Bunu söyleyeyim. Evet. Sayın Çalsın Çaklı, şimdi İslam ilmi halinde evet ibadetlerle ilgili pek çok bahis var. Ama bunun yanında muamelat da var. Yani bir Müslüman, bir başka Müslümanın hakkına nasıl riayet edecek? Şimdi bizim cemiyetimizde bu biraz kulak ardı ediliyor ve muamelat yüzünden İslam'ın o nurani çehresi ortaya pek çıkmıyor. Şimdi Hacı Hulusi Efendi Elazığ'ın yetiştirdiği çok muhteşem bir şeydir, ilim adamıdır. Şimdi Harput'ta metfun. Onun çok güzel bir sözü var, diyor ki bizler lisan-ı halimizle İslamiyeti yaşasak, bırakınız fetvet, ekseri dünya devletleri Müslüman olur. O yüzden Harput'un ahlakında, Harput'un edebinde lisan-ı halle İslamiyeti yaşamak, kimseye zarar vermemek ve ifade ettiğiniz gibi illa edep, illa edep, edep düsturunu bizzat zerrat-ı vücudunda teşhir etmek esası var. Şimdi efendim ben Hacı Hulusi Bey'i gördüm. Evet. Rüyada dilini demdim. Evet. Onu önceden de arz etmiştim size. Evet, onun lisanı ve belagatı size geçmiş. Ha, şimdi bunlar gerçek din adamları. Evet. Şimdi efendim madem ki maneviyata temas ediliyor, ben şurada umumun huzurunda şöyle arz edeyim. Bir şeyh var, bir müteşeyyih var. Müteşeyyih sahte şeyhtir. Evet. Sahte şeyhtir. Bugün zaten ülkemizin birçok yerini sahte şeyhler kaplamıştır. Başımızın belası cehalettir. Evet. Başka değildir. Evet. Şeyin bir radyo konuşmasını hiç unutamam. Namık Kemal Zeybek. Evet. Dedi ki ben Kahta'ya tayin edildim. Kaymakam olarak gittim Kahta'ya. O zamana kadar birçok kitap okumuştum. Bu temiz, sülp, asil bir ailenin evladıdır. Evet ben Namık Kemal. Tanıyorum, kadim dostumuzdur, evet. Ha, efendim, şimdi diyor ki ben kitapları okudum, İmam-ı Rabbani'nin kitabını okudum, efendim İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kitabını okudum, birçok kitapları okudum ve kendi kendime karar vermiştim. Bunlar zamanlarına ait birer yıldızdır. Artık bu yıldızlar doğmaz. Bu yıldızlar doğmaz. Evet. Bu o zamana ait. Herhalde ne bir İmam-ı Rabbani evet. gelir ne bilmem ne gelir falan. Fakat diyor vaktaki geldim filanca yere menzile diyor. Evet. Gördüm ki ben yanılmışım. Gördüm ki ben yanılmışım diyor. Evet. Her zaman için iyiler vardır. Cenab-ı Allah her asla her bir zaman, yıldız evet, gönderir. Onların zaten sayıları bellidir. Kutup, kutbu, aktap, efendim şeyler birler, üçler, yediler falan şeklinde onların sayıları bellidir ve Cenab-ı Allah bunların adedini hiç değiştirmez. Adetleri mevcuttur. Bu milletin sahipleri. Ben bunu şahsen birçok yerde anekdot olarak yaşadım. İleride belki anlatırız. Evet. Şimdi burada izninle buna son evet, vereyim. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman işim vardır. Evet. Sevgili izleyiciler, bir şehir ve kültür programının sonuna geldik. İki kıymetli konuğumuz, yazar ve şair Ziya Çarsancaklı Bey, bize Osmanlı kokan, Osmanlı'nın ruhaniyeti kokan çok güzel bir sohbette bulundu. Hocam size hasreten teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Şu anda bizleri izleyen Elazığ ve Harput halkına son olarak neler söylersiniz? Elazığ halkına yürekten teşekkür ederim bir defa bir. Neden? Evet. Birçok vilayeti gezdim. Bir atasözü var. Vefa semaya çekilmiş cihanda namı gezer. Hayır arkadaş. Bunu duygulanarak söylüyorum. Evet. Elazığ'da vefa var, sadakat var, edep var, haya var, insanlık var, ahlak var. Elazığ, ben böyle gördüm Elazığ'ı. Bundan ötürü sizin gibi ilim adamlarına müteşekkirim. Elazığlılar bu yola devam etsin. Başka bir şey diyeceğim yok. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Elazığ'a gönülden, yürekten hürmetler, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, yazar ve şair Ziya Çarsancaklı'nın hüsnü zannına katılıyoruz. Ancak biz halen daha talebeyiz. Bu eli kalem tutan bir başka arkadaşımıza soralım. Diyelim ki, Sayın Zekeriya Bican,
siz yazıp çiziyorsunuz 1900'lü yılların Harput'unu, o kadar güzel yazıyorsunuz ki adeta oralarda yaşıyorsunuz. Günümüze geldiğinizde Elazığ halkına, Harput halkına 1905'lerden neler tavsiye edersiniz? Neler olsun? Sayın Ozan, teşekkür ederim. Şu kitap, gördüğünüz Azap Günlerinde Harput Yemen Sarıkamış isimli bir kitap. Her kelimesi şehit, her geçen isim gerçek şehit isimleridir. Harput'un canından bağrından evet. çıkmış şehitlerimizdir. İstedik ki bu vatan coğrafyasında canlarını feda etmiş bu insanlar unutulmasınlar. Dünya durdukça onların adları da yaşasın. Demin Sayın Turgut Ozan Beyefendi'nin o güzide yavrusundan bahsettiniz. Evet. 1905'te canlarını feda eden o mübarek insanlardan zerre miskal farklı olan insanlar değil. Evet. Hepsi aynı peygamber sevgilisi, güzide insanlar. Ben buradan bir mesaj vermek istiyorum. Diyorum ki bu güzide ülkenin düşmanları aldanmasınlar. Binlerce Nadir Ozan çıkar. Binlerce Mehmetler bağrını açar ve siper eder. Kimseye bu topraklardan geçit verilmez, bir karış toprak verilmez. Canlarına yazık etmesinler. Güzel Elazığ'ın güzel insanlarına teşekkür ediyorum bizleri evet. dinledikleri için. En içten sevgi ve saygılarım efendim. Biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bir coğrafyayı vatan yapan, onun üzerinde tarihin ilk çağlarından beri gelip giden şehit kanlarıdır. Biz bu coğrafyayı, biz Harput'u, Elazığ'ı, Türkiye coğrafyasını şehit kanlarıyla aldık. Bizim elimizden bu toprağı, bu coğrafyayı almak isteyenlere aldığımız fiyata satarız. Ama şunu herkes bilsin ki Allah ve Resulünün sevgisiyle yanan gönüller bunun fiyatının idrakindedir. Ve bir karış vatan toprağını hiç kimseye bedelini ödemeden satmayız. Sizlere hür bayrakların dalgalandığı bir gelecek vaadiyle hayırlı akşamlar diliyor, saygılar sunuyoruz.